Cihat Yağcı da bizimle birlikte. Ona önemli kritik sorularımız var ama öncesinde burada Cihat Yağcı'ya soruları sormadan önce Erdoğan Bey bir şey söyleyeceğim bir demiştiniz. Bir cümle söyleyeceğim. Evet. Bakın bu FETÖ'yle aynı şekilde mücadele eden kişi Ahmet Zeki Üçok'tur. Evet. Ahmet Zeki Üçok'un 3 gün önce söylediği şu. Gazetelere de ben devamlı konuşuyorum kendisiyle de. Gazetelere de verdiği beyanatta şunu söylüyor. Efendim silahlı kuvvetler hariç, efendim FETÖ diğer devletin hiçbir müessesesinden tam olarak temizlenmedi. Bakın bu çok önemli bir konu ve o nedenle FETÖ ile ilgili devletin birçok müessesesinde bir sorun çıkabilir diyor. Söyle diyor. Peki şimdi Cihat Paşa, sizin attığınız o bize bana gönderdiğiniz FETÖ'cülerin attığı bu ortam hazırlayan bir nevi propaganda yapan tweetlerden de gördüğümüz kadarıyla bir casusluk örgütü olduğu kesin FETÖ'nün, ama bir de ortam hazırlamışlar. Yani bu çıkarımı yapabilir miyiz? Bir de ortam hazırlamışlar. Bu işi aylar öncesinde bir nevi propaganda ve hazırlık yapmışlar. Bu arada da tabii Türkiye'yi bu gücünü köşeye sıkıştırmak isteyen devletlerin de bu iş işine gelmiş belli ki. Belki ortak hareket etmişler, belki de üzerine atlamışlar gibi bir durum var herhalde, değil mi? Böyle bakabilir miyiz bu tabloya? Şimdi efendim şunu söylemek lazım. Bir kere şu tespiti yapmak lazım. Çok haklısınız. İki bacağı var bunun. Bir, fiili olarak bu istihbarat örgütlerinin elemanı bunlar. Çok net. Zaten bu istihbarat örgütlerine çalıştıkları, istihbarat örgütlerinin kurduğu taşeron örgüt olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani bunlar aslında taşeron, Türkiye'de kurdurulmuş bir örgüt. Dünyada Müslüman ülkelerde bir veya birkaç ülkenin, meşhur ülkenin istihbarat örgütlerinin kurduğu bir örgütten bahsediyoruz. Yani istihbarat toplama elemanı aslında hepsi bir anlamda. En basit anlamıyla toplama elemanı. Şimdi diğer yandan algı operasyonu yürütmek zaten bunların başlıca işi. Bunlara öğretilen bu. Arap Baharı sosyal medyayla başlamadı mı? Yani dünyadaki bütün değişiklikler, büyük değişiklikler son dönemlerde, son 15 senedir sosyal medya üzerinden başlatılıyor. Ve bütün uluslararası ilişkiler, yüksek lisans ve doktora programlarında, dünyanın sayılı üniversitelerinde sosyal medya etkinliği ve etkisi konusunda özel dersler yapılıyor. Yani ve bunlar zorunlu dersler. Yani bu o kadar önemli bir konudur. O küçümseyecek de bir konu değildir. Hı hı. Şimdi birkaç devlet üzerine atladı derken doğru, ama şunu görmek lazım. Bunun, bu harekatın komutanı Yunanlı. İrini harekatının komutanı Yunanlı. Bundan, yani ne demek istiyorsunuz bununla? Yunandır. Şunu, peki şunu bizim Yunanlılarla istiyorum. Sorunlarımız var ama diğerlerinin haberi yok muydu yani? Bakın, İrini Harekatı'nın komutanı Yunanlı. Gemi Alman. Alman gemisinde bulunan İtalyan özel kuvvetler gemiye çıkıyor, bizim gemimize çıkıyor. Emri veren, bütün bu başlangıcı yaptıran Yunanlı komutan. Deniz harekatlarında, deniz görev gruplarında böyle çalışır. Görev grup komutanı, harekat komutanı gemilere emir verir. O emrin uygun olup olmadığını bu tür NATO ya da uluslararası harekatlarda görev alan gemilerdeki gemi komutanları milli makamlarına sorarlar. Bu tür uluslararası harekatları. Bize böyle bir emir verildi, çıkalım mı çıkmayalım mı diye. Mutlaka Almanya'ya sorulmuştur. Almanya çıkabilirsiniz demiştir. Bu sefer İtalyan özel kuvvetleri Alman gemisinde bulunuyor. Onlara çık deniliyor. O zaman da özel kuvvetler tim komutanı da İtalya'ya soruyor. İşte Roma Büyükelçiliğimize olayın gidişatı bu noktada oluyor. Yani devletlerin son, bu üç devletinde haberi var bu işten zaten. Tabii, tabii. Hı hı. Ama bakın, herhangi bir devletten bahsetmiyoruz ilk başlatan da. İlk başlatan Yunanlı. Yunanlı'nın
Türk dostu olduğunu kim söyleyebilir? Yunanlı zaten FETÖ'cüleri, helikopterimizde kaçan FETÖ'cüleri bile teslim etmeyen Yunanlılardan bahsediyoruz. FETÖ'cü deyince davulla zurnayla karşılandığı Yunanistan'da, diğer garibanların ise botlarla ölüme itildiği, botlardan atıldığı, botlarının patlatıldığı devletten bahsediyoruz. Şimdi Güney Kıbrıs'ın yönetimine kaçan FETÖ'cü deniz subayını alıp Atina'da, Atina'nın en seçkin semtinde bahçeli villa veren bir devletten bahsediyoruz. Şimdi bunlara villa veriliyor. Yerleşim izni veriliyor. Böyle karşılanıyor. FETÖ'cü subayım, FETÖ'cü as subayım dendiği zaman. Bunlar yani sadece yüzlerinin hatırına elbette olmuyor. Bunlar istihbarat elemanı olarak kullanılmak için yapılıyor. Karşılığında şimdi, bir hizmet veriyorlar yani o devlete. Bu ifadeyi de düzeltmem lazım. Ahmet Zeki Uçok albayımız şöyle demiştir. FETÖ ile mücadele en çok silahlı kuvvetlerde yapılıyor. Diğer kurumlarda o kadar yapılmıyor anlamında söylemiştir. Şuradan şu anlam çıkmasın. FETÖ'cüler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tamamen temizlenmiştir sözü son derece yanlıştır. Son derece yanlıştır. Tehlike çok büyüktür. Şifreleme hatasını, şifreleme koklamasının ne olduğunu bilenler gayet iyi bilirler. Hangi dönemlere ait olduğunu da gayet iyi bilirler. O dönemlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olup olmadığını da gayet iyi bilirler. Peki. Hala hemen her hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cülerin temizliği için savcılarımız çalışıyorlar. Savcılarımız ve polislerimiz çalışıyorlar. Ahmet savcılarımız Hüküncü, ve polislerimiz bunları ayıklamak için çalışıyor. Silahlı kuvvetlerde temizlendi diyor. Evet, Erdoğan Hepsi... Bey de aynı şeyi Hayır, söylüyor. En çok. En çok orada temizlendi diyor. Ama tamamı temizlendi demiyor tabii ki. Tabii. Bilemez. Silahlı kuvvetlerde mücadele açısından söylüyor Ahmet Zeki Uçok. Ahmet Zeki Uçok'u da ben yakından tanırım. Ve sayın komutanımızın da irtibatımız da vardır. Ben Sayın Erdoğan Paşa'mı da çok sever sayarım. Onu da ifade edeyim. Fikirlerine de katılıyorum. Burada FETÖ tespiti çok önemli. O da aynı fikirlerle zaten bahsediyor. Şimdi şunu da... Zaten ama tabii buradaki asıl sorun, yani bu meseleye özel olarak asıl sorun demin söylediğiniz. Yani Yunanistan'da işte bunlara kucak açan devletlerin yani bedavadan bu kucağı açmadığını anlamış oluyoruz. Ve Hande Hanım. Aynen. Bir de başka bir şey daha var. Tekrar söylüyorum. İki tane devlet var şu anda FETÖ'cülere sorgusuz sualsiz vatandaşlık veren. Birisi Yunanistan, birisi Almanya. Hı hı. Bakın, bunların hepsi oralardalar. Ve bu iki devletin bu işin içinde olması çok enteresandır. Bu şu demektir. Karşılıklı, ikili hem alış hem veriş var demektir. Yani algı operasyonunda casusluk örgütü olarak da hem bilgi veriyorlar hem de FETÖ'cülerden bilgi alıyorlar. Şimdi bunda, ve FETÖ'cüler içeride de varlar. Erdoğan Paşa bunu ifade etti. FETÖ'cüler içeride de varlar ve yoğunlar. Şimdi dolayısıyla yani her kurumda FETÖ'cü olduğu gerçeğini unutmayalım. Yani FETÖ'cü yoktur demek gerçekten uykuya dalmak demek. Yani Erdoğan Paşa'nın uyarısı çok yerindedir. O uykuya da dalınmamalı diyorsunuz. Bu konulara. Peki. Bir de. Bana sıra gelecek mi Hande Hanım? Gelecek. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu harekatın iki ismi vardır. Birinci ismi Ayasofya'dır. Evet. İkinci ismi Aya İrini'dir. Önce Ayasofya'ydı bu harekatın ismi. Sonra değiştirildi, Aya İrini yapıldı. Bunların her ikisi de tarihi yarımadadaki eski iki kilise ismidir. Bu isimlerin konulması da Avrupa Birliği harekatına, bu iki tane ismin konulması da çok manidardır. Hedefin neresi olduğu baştan bellidir aslında. Dolayısıyla bu konuya çok dikkat etmemiz gerekir. Size bir soru daha var bu arada. Bir saniye. Bir Nur'un da sorusu var çünkü belki bağlantılıdır. Evet. Sayın Komutanım,
Türkiye bu konuda bundan sonra sanırım bir daha tekerrür etmesi durumunda böyle bir hadisenin NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e ya da Avrupa Birliği mercilerine gitmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri var, Milli Güvenlik Kurulu'nun daha sonra yapılan açıklamalar var. Türkiye bu zorbalığa karşı cevabı sahada verecek gibi çok kararlı bir ifade var. Dolayısıyla bundan sonraki senaryolar bir daha böyle bir durumun vuku bulması durumunda ne olabilir diye sormak istiyorum. Şimdi efendim soru çok önemli. Çok önemli soru. Çünkü biz bu olay göstermiştir ki 16 saat gemide rekor seviyede kalınmış bir arama, hukuksuz bir aramadan bahsediyoruz. Hukuksuz ve hukuklu olsa dahi, hukuki olsa dahi 16 saatlik bir rekor aramadan söz ediyoruz. Şimdi bu şunu gösteriyor. Biz bu kumpasla her an karşılaşabiliriz. Yani bir konteynere silah konulabilir ve yine aynı şekilde karşılaşabiliriz. Bunu bir kere uluslararası kamuoyuna çok iyi duyurmamız lazım. Yani Türkiye'ye kumpas kuruluyor. Türkiye'ye kumpas kuruldu, bu sefer başarısız oldu ama ileride başarılı olabilir. Sakın Türkiye'yi kimse suçlamasın diye çok şiddetli bir şekilde uluslararası kamu diplomasisi yapmamız lazım. Diğer yandan yapılacak hareketlerden bir tanesi şudur. Yapılması gereken. Şimdi nota vermek hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Burada önemli olan şimdi bu devletleri Birleşmiş Milletler nezdinde şikayetçi olmak, dava açmak, devletler nezdinde tazminat davası açmak, Mavi Marmara olayında olduğu gibi emri veren, emri uygulayanlar, gemiye çıkanlar, bunların hepsi hakkında ferdi olarak isimleri tespit edilmeli, Dışişleri Bakanlığımız tarafından istenmeli ve onlar hakkında uluslararası mahkemelerde maddi ve manevi davalar açılmalı. Aynı zamanda bir an önce bizim milli mahkemelerimizde mutlaka bu şahıslar hakkında dava açılması gerekir. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. Bizim sondaj gemilerimizde, büyük araştırma gemilerimizde çalışan mürettebat için Avrupa Birliği hala davaları açmış ve devam ettiriyor. Yani yargısal boyutu bir an önce harekete geçirmeli. Peki denizlerde bu tip ticari gemiler için bir önleme, koruma, bunlar gibi bir şey adım atılır mı bundan sonrası için? Şimdi Türkiye'nin her ticaret gemisine, yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Her ticaret gemisinin yanına bir askeri gemi vermek gibi bir uygulama olamaz zaten. Hı hı. Yani böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şeye gerek yok. Çünkü denizlerin kullanım serbestliği ilkesi var. Denizde bir serbest kullanım ilkesi çerçevesinde gemiler huzurla ve serbestlikle seyrederler. Nerede? Karasuların hemen dışında. Karasuların dışındaki bütün denizlerde, yani bakın kıta sahanlı, münasır, ekonomik bölge vesaire dahil olmak üzere ticaret gemileri ve askeri gemiler rahatlıkla seyrederler. Şimdi burada bakın olayın sorgulanması gereken hususlarından bir tanesi şudur. O da bu dört tane husus saydık değil mi? Bu dört saatlik süreye esas olan insan kaçakçılığı yapmak, kölelik, köle ticareti yapmak, kitle imha silahları taşımak, uyuşturucu taşımak gibi dört tane temel suç unsuru olması lazım. Bunun için de kuvvetli delil ve ihbar olması lazım. Türkiye'nin derhal Ay'a İrini harekatını yöneten makamlardan bu ihbarın kimden geldiğini ve ihbarın ne olduğunu, elindeki delilin ne olduğunu hemen istemesi lazım. Hemen vakit kaybetmeden istemesi lazım. Yani bu konu çok önemli. Bir saniye bekleteceğim size. Bir saniye bekleteceğim. Mesut Hoca, böyle bir durum nasıl yapılır? Yani kim bu ihbarı yaptı dediğinde yanıt verme hukuken zorunluluğu var mıdır?
Çünkü hani evet işin bir hukuki boyutu var. Demin Cihat Paşa söyledi. Şu 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 mahkemelerde içeride dışarıda başvuruda bulunulmalı. Mavi Marmara'daki gibi dedi. Ama diğer taraftan da hakikaten bu İrini operasyonuna bu ihbar nereden geldi? Ne oldu? Bu 16 saat nasıl yaşandı diye A'dan Z'ye bu devletlere sorabilir mi? Sormalı mı? Şimdi şu husus var. Önce onu tespit edelim. Bir, bütün devletler hukuku ihlal edebilirler. İki, hukuku ihlal edenler hakkında yargı yolu her zaman açıktır egemen devletler için. Burada emri icra eden, yani Türkiye bir bayrak devleti, buna karşı güneşin doğmasını beklemek gibi son derece askerlikte sığmayan bir 16 saat bekletme, maddi manevi tazminat hakları bir kere arka şirketinin saklıdır. Hı hı. Devlet olarak Türkiye'ye karşı bir hakaret ve bir korsanlık eylemi olduğu için, ki bu ciddi bir korsanlık eylemidir. Çünkü gereksiz ve mesnetsiz bir şekilde Türk gemisi durdurulmuştur. Ancak olayın planlanması, konuşmento ve bizim limandan çıktıktan sonra Yunan karasularında gemiye müdahale hakkı olmuştur. Devletler Hukuku ve Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bakıldığında burada zararsız geçiş hakkını, milli güvenliğine aykırı bir hareket varsa bu şekilde yapılabilir. Ve Sayın Amiral'in de ifade ettiği gibi bu müdahale şekilleri Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde, IMO sözleşmelerinde ve Cenevre Sözleşmesi'nde açıktır. Bunun yapılma icra tarzı da çok ters ve silah kaçakçılığı yok ortada. Ve gemi personeline yapılan ve mürettebatın tutuklanması hukuka aykırı, 16 saatlik gecikme de bir şekilde kabul edilemez bir hadise. Yani nereden bakılırsa bakılsın, burada organize bir suç var. Şimdi Türkiye neler organize yapacak? Suç. Bozkurt. Aha. Bozkurt Tunus davasında biz kazandık bu davayı. Türkiye Fransız gemisini yargıladı. Ve burada devletin egemenliğini esas aldı. Uluslararası Adalet Divanı. Şimdi birincisi bir defa yargı yolu açık Türkiye'nin. İki, misilleme hakkı açık. Üçüncü husus, baştan söyledim size ben. Ne dedim? Burada hareketi yapan Yunanistan ve Almanya dedim. Ve bunun bir o algı operasyonu olduğunu söyledim. Ve FETÖ'cüleri vermeyenlerin, helikopteri kaçıranların, NATO'dan kaçanları ve sivil elemanları saklayan bu iki ülke olduğunu ve Türkiye'nin uluslararası suçluların iadesi anlaşmasını ihlal eden bu iki ülke olduğunu baştan beri söylemiştim. Şimdi demek ki hukuken Türkiye ne yapacak? Bu istihbaratın alınıp alınmamasından önemli. Onlar da karşı argümanlarını koyacaklar ama bir defa Türkiye'nin maddi manevi tazminat hakları saklıdır. İki, bu hadise aslında sondaj gemimize planlandı. Bunu yapamayınca bu şekilde bir hı hı. Türk ticari gemisini, ki son derece asil, herhangi bir şekilde sicilinde suç olmayan bir gemiye yapıldı. Bu çok önemli. Yani aynı Lufthansa nasıl bir bayraksa Almanya için, burada bizim için bir onur vesilesidir. Çünkü Türk denizciliğinin en önemli bayrak gemilerinden bir tanesidir bu firma ve aynı zamanda Almanlar kendi galerilerine gol atıyorlar. Neden? Ortağı Almanya. Demek ki kaçıran da eğer olsa Almanlar olacak. Buna müdahale etmesi gerekir. Şimdi komuta kontrol ve icra açısından bakıldığında Yunanlı komutandan başlayaraktan İtalyan özel kuvvetlerinin girmesi ve Alman gemisi... Ses gitti galiba gene. Operasyonuna katıldığı andan itibaren Alman istihbaratının buna karar verdiği belli. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de az önce Karakuş Paşa'nın dediği gibi işte buna FETÖ olur, Fethullahçı olur, hangi hain istihbarat örgütleri varsa bizim de aslan gibi milli istihbarat örgütümüz var. Bu da bu şeyi görmüştür ve sonunda gıda ve insani malzeme bulunmaktan başka bir şey bulamamışlardır ve bisküvit buldular. Şimdi o bisküvitleri çıtır çıtır yesinler ama şöyle bir şey var. Bundan sonraki adımlarda Türkiye... Bir, Birleşmiş Milletler İMO Teşkilatı'nı, iki, Uluslararası Adalet Divanı'nı, üç, NATO nezdinde, dört, bu bölüm şeyde uluslararası ticari açıdan Avrupa Birliği Mahkemelerine dava yolu açacaktır. Yani hem devlet davası açılacaktır hem de şirket adına davalar açılacaktır. Bir başka şey daha var. Yani asıl bu işin hukuki boyutu ya da yargısal işte sonucu bırakılmamalı. Mutlaka evet. Devam etmeli. Evet, bir saniye. Anladığım kadarıyla Cihat Amiral'in söylediğine göre. Cihat Paşa bir saniye, bir sorum daha var. Lütfen hem bekleyin. Hem Türkiye içerisinde dava açılacak Türk mahkemelerine hem Türkiye olarak hem de belki gemi sahibi olarak uluslararası mahkemelere dava açılacak. Benim anladığım o herhalde onu demek. Evet, hem içeride hem dışarıda değil mi? Neden? Bakın burada çok önemli bir suç var. Gemiye indirme buldu bulmadı değil. Deniz devri sefer serbestisini
denizlerin egemenliğindeki en büyük hak olan bu hak herhangi bir yeterli gerekçe, hukuki gerekçe gösterilmeksizin müdahale edilmiş ve kesintiye uğramıştır. Bu suç korsanlık ve haydutluğa girer ve jus cogens dediğimiz emredici hukuk kuralına aykırı bir eylemdir. Her ne şekilde olursa olsun suçludur bu üç devlet. Neden? İspat edemediler. Hukuk ispata bakar. Girdin, suspicious ve tamam şüphe var, şüpheden sanık yararlanır. Çıktı mı bir şey? Çıkaramadın. 16 saat aradın, bulamadın. Az önce amiralin dediği gibi tık 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 bu tüm gemileri yapamazlar. Random olarak der. Bir numaralı 8'i aç, 18'i aç ve en önemlisi bütün bunları yaparken geminin limana varmasına önemli bir şekilde inkitaya uğratamaz. Yani 16 saat gemiyi bir saat bile geri tutsa milyar dolarlık bunun şeyi var. Tazminatı var. Burada bir servetçisini önlediğinden dolayı bu üç devlet müstesnasıyla sorumludur. Tamam Mesut Hoca bir saniye bekletiyorum. Cihat Paşa hem sizi bir dinleyelim çünkü biliyorum çok da tuttuk sizi. Hem de dinlerken şu 16 saatte dediniz ya didik didik aramışlar. Peki bir de bir o 4 ya da 5 saat var. Orada ne oldu? Orada ne oluyor? Şimdi 4 bir kere gemi saat 10'da sorgulanmaya başlanıyor. Sorgulandıktan sonra buna hailing denir. Sorgulanma denmez de hailing'in anlamı İngilizce hailing'in anlamı selamlama, haladır sormadır aslında. Yani böyle sorgulama değil de sert bir sorgulama anlamı çıkar. Yani nereden geliyor? Nereye gidiyorsun? Yükün nedir? Falan gibi harp gemilerinin hailing yetkisi vardır. Sorgulama yetkisi vardır. Bu her ticaret gemisine, her harp gemisi uluslararası sularda sorgulayabilir. Şimdi bir kere şunu düzeltelim. Bu olay herhalde Yaşın Hoca da şey yapacaktır, düzeltecektir. Bir suç kesi olduğunu düşünüyorum. Yunan karasularında değil. Uluslararası sularda. Libya uluslararası sularda oluyor. Bu bir. Uluslararası sularda hem de nerede oluyor biliyor musunuz? Bora'nın güneybatısı deniliyor ya bazı evet. Söylemlerde. Bora'nın güneybatısı gerçekten ama Mora'da 200-300 mil ötede Misrata'ya 40 mil kala yaklaşık. Yani o çok çok uzak bir yerden bahsediyoruz. Hı hı. Yani Yunan karasularının yani nereden baktınız 400 kilometre falan var. Ve onun için zaten olayın vehameti uluslararası sularda olmuş olması. Kaptana, hayır, başlangıcını dedim ben Amir Ali. Yani başlangıcı da uluslararası mesafeye sularda. Gidinceye kadar olan. Hayır. Başlangıcı da sana gelen bir söyle yanlış olabilir. Onu bir şey yapamıyorum. Ama asıl önemli olan eylemin buradaki yapılan eylemin deniz seferini inkitaya uğratması. Asıl yani ceza hukuk açısından olan hadise seferinin inkitaya uğratılması. Efendim ben müsaade ederseniz tamamlayayım ve ayrılayım. Tamam. Evet. Şimdi buradaki mesele şu. Bu gemi uluslararası sularda böyle bir harekete maruz kalıyor. Önce bayrak devleti rızası istenmiyor. İlk yöntem olarak kaptanın rızası istiyor. Kaptan muhalefet ediyor. Diyor ki hayır müsaade etmiyorum diyor. Çıkmanıza. Daha sonra usul gereğince kaptan çok akıllıca hareket ediyor. Usulüne uygun hareket ediyor. Diyor ki Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na merkezine bildiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki ana arama kurtarma merkezine bildiriyor. Usul budur zaten. Ana arama kurtarma merkezine o kısmını bilmiyoruz ama yapması gereken şudur. Dışişleri Bakanlığı'nı ve Milli Savunma Bakanlığı'yla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı bilgilendirmiş olması lazım. Hı hı. Böyle bir durum var diye. Şimdi orada ondan sonra ne oldu onu bilmiyoruz. Ama neticede bu saat 12 civarında oluyor. Gemiye çıkma kararı. Geminin önü kesiliyor. Gemi durduruluyor. Ve bu arada 4 saatlik bekleme süresi başlıyor kendilerince. Bakın şimdi buradaki maddi, manevi bu tür şeyler elbette önemli. Ama en önemli şey bizim bu devletlerin yaptığı hukuksuzluğun çorap söküğü gibi o yumağın ucunu yakalayabilmek. Nereden oldu ve hukuksuz davranışlarını belgeleyebilmek.
Şimdi bu 4 saatlik süre için ve 4 çeşit eylem için tanınan 4 saatlik sürede ciddi bir bulgu, belge, ihbar, delil olması lazım elinde. Şimdi bunu gerekçe gösteriyorlar ya 4 saatlik süreyi. Normalde 4 saatlik süre değil. Bu 4 tür eylem için 4 saatlik süre var. Normalde başka tür arabalarda cevap gelene kadar beklemek zorundasınız. İster bu 24 saat olur, ister 48 saat olur. Zaten en başında sıkıştırmak istemişler, olay çıkarmak istemişler, kendi işte algılarına göre kullanmak istemişler. Ama belli oluyor. Şundan eminler. Bakın 16 saat aramak ve biz deniz subayları, yani deniz subayları genelde üniversaldir, yani evrenseldir adetleri, eğitimleri. Herkes bilir ve biz NATO tatbikatlarında, uluslararası tatbikatlarda, Birleşmiş Milletler Harekatlarında falan hep birlikte çalıştığımız için dillerimiz, kodlamalarımız, her şeyimiz aynıdır. Kurallarımız aynıdır. Şimdi biz şunu biliriz. Biz böyle durumlarda bayrak devleti rızası olmadan çıkılamayacağını biliriz. Ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmeyiz. Ama burada İlgili devletler ve subaylar, komutanlar çıkmışlar. Neden biliyor musunuz? Beklenti şu. Kesinlikle var bu gemide. Öyle ihbar almışlar. Birileri inandırmış onları. Emin. Birileri inandırmış. Oraya çıkacaklar ve o silahı bulduktan sonra bu hukuksuzluk zaten gündem bile olmayacak. Gündem olacak olan şey o Birleşmiş Milletler kararının delinmesi, Türkiye'nin halk devlet olması, Türkiye'nin serseri devlet olması, yöneticilerinin savaş suçu işlemiş olması olacak. Yani gündem bu efendim usule uydular, esasa uydular, uymadılar olmayacaktı. Hı hı. Şimdi amiyane tabiriyle ellerinde patladı. Evet. Ellerinden patladıysa bu sadece tazminat davası falan değil. Bunlar zaten rutin yapılması gereken şeyler. Bunu şirket yapar zaten. Çünkü orada bir zararı var. Navlundan zararı var. Bekletildi. Önemli olan şimdi bu hukuksuzluğu ortaya koymak. Nasıl koymaktır? 4 saatlik süre dediniz. 4 saatlik süreyi neye göre dediniz? Şu ya köle ticareti yaptı benim gemi, ya ciddi mal silahı taşıdı, ya uyuşturucu taşıdı, ya da deniz haydutluğu yapıyordu bu gemi. Şimdi bunlardan hangisine dair elinizde size ulaşan delil varsa, ihbar varsa bunu bana bildirmek zorundasın. Hı hı. Türkiye bunu istemek durumunda. Bu arada her saygın devlet şunu yapar. Uluslararası hukukta retaliation denilen bir hak vardır. Misilleme hakkı. Bu meşru bir haktır. Siz bir hukuksuzlukla karşılaşırsanız aynı hukuksuzlukla cevap verebilirsiniz. Bu şu konularda özellikle böyledir. Sizin toprağınıza birisi girmişse izinsiz, siz de onun toprağına girersiniz. Peki bugün Türkiye birinin gemisine bu şekilde girerse bu tansiyonu acayip yükseltmez mi? Şimdi bakın, burada Türkiye iyi bir seçim yapmak durumunda. Dengeleri iyi muhafaza etmek durumunda. Nasıl iyi muhafaza etmek durumunda? Şimdi Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Aslında hep gözden kaçıyor. Bakın bizim Dışişleri Bakanlığı'nın ben yanlış bilmiyorsam verdiği notalarda Yunanistan yok. Halbuki harekatın komutanı emri veren Yunanistan. Yunanlı komutan orada var. Ama nota Yunanistan'a verilmiyor. Almanya ve İtalya'ya veriliyor. Şimdi asıl sorumlu emri veren komutandır. Komutanlarımız orada daha iyi bilirler. Hepsi çok kıdemli komutanlar. Komutanlar sorumluluklarını atamazlar. Her birliklerinin yaptığı her şeyden ve yapamadığı her şeyden sorumludur. Bu evrensel bir kuraldır. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda Yunanlı komutanın asıl sorumlu olduğunu unutmamak lazım. Ve bu durumda Almanlarla, yani ticari ortağımız tabii, yani dengeli siyaset gütmemiz lazım. Burada haklıyız. Bir kere bu dediğim şeyleri ipin ucunu yakalamamız lazım. Ve çorap söküğünü sökmemiz lazım. Kim yaptı, ne zaman yaptı, hangi ihbar oldu, hangi delil vardı, belgelerini, bilgilerini koyun bize demeleri lazım. Ondan sonra bu FETÖ'ye doğru gider zaten, göreceksiniz. Peki. Ama Yunanlı'yı asla affetmemek lazım.
Çünkü ya anladım. Yunanlıların misillemeden Yunanlı'ya geçince zaten mesaj net ortaya çıkıyor. Evet. Yunanlıların ilk olayı değildir. Yunanlılar bizim birçok gemimizi Adalar Denizi'nde durdurmak istemişlerdi, ticaret gemimizi. Onun için boğazlardan geçen birçok Yunan gemisi var. Aynı şekilde, aynı usulle yapılabilir. Bakın, eğer bu ben bu görüşte değilim. Ben bu görüşte değilim. Neden? Ben evet tartışmaya gitmeyeceğim. Ben müsaadenizle ayrılacağım. Yani, çünkü o zaman kabul etmiyorsunuz bu görüşümü. Sayın Arayan. Her bu için boğazdan geçiş usulleri var. Kalkıp da buna misilleme için burayı kullanmak Montreux'u bir kere şeye sokar bir. Ben de hukukçu olarak konuşayım o zaman. Bir dakika durun bakalım. Biz efendim, ne dedik? Kendinizi açıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İkili bir tartışmaya girmek için usulüm. Ben Hande Hanım için katıldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekür ederiz ama eminim ki dinlemeye devam edeceksiniz diye düşünüyorum.